Evet, romatoloji uzmanı Doktor Selda Öktem'le beraberiz. Selda Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de gördüğün gibi iç güveyden hallice yani. Geçmiş olsun. Soğuk algınlığı devam ediyor. Hı-hı. Sağ ol. Bugün çok enteresan bir konu. Sjögren sendromu çok bilinen, duyulan bir şey değil. Hı-hı. Ama galiba bizim toplumda sık görülüyor ki siz de bu konuya bir el attınız. Evet. Nedir Selda Hocam Sjögren sendromu? Şimdi şöyle Sjögren sendromu aslında... Sjögren kim bu arada? Sjögren bir Alman bilim adamı. Evet. İlk kez o tanımladığı için o isimle anılıyor. Sjögren sendromu aslında bizim toplumumuzda sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda daha sıklıkla görülüyor. Bu bir bağ dokusu hastalığı. Yani kısaca şöyle söylersem romatizmal bir hastalık. O hastalıklar grubundan, bağ dokusu hastalığı grubundan bir hastalıklardan bir tanesi. Sjögren sendromu tek başına görülebildiği gibi romatoid artrit, lupus hastalığı ya da sistemik skleroz dediğimiz diğer bağ dokusu hastalıklarına da eşlik edebilir. Bu durumda ya primer ya sekonder Sjögren ismini alıyor. Bu daha çok kuruluk şikayetiyle giden bir rahatsızlık. Nasıl, neresinde kuruluk yani? Şöyle özellikle dış salgı bezlerinde. Dış salgı bezlerinin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından istila edilmesi dolayısıyla fonksiyon kaybına neden olan bir rahatsızlık. Dış salgı bezleri dediğimiz nedir? Özellikle tükürük bezi, gözyaşı bezi, işte cildimizdeki nemlenmeyi sağlayan ter oluşumunu sağlayan ter bezleri, işte kadınlarda özellikle vajina bölgesinde kayganlık sağlayan, o sıvıyı salgılayan bezler. Bunlar bizim özellikle dış salgı bezleri dediğimiz salgı bezlerimiz. Bunların bağışıklık sistemi hücreleri tarafından istila edilmesiyle beraber fonksiyon kaybı olur. Dolayısıyla hastalarda en sık gördüğümüz yakınmalar gözyaşı azalması ki bu kendisini daha çok yanma, batma, sanki gözünüzün içinde bir kum tanesi varmış, kirpik kaçmış gibi sürekli bir batma hali. Kuruluk şikayetleri. Kuruluk şikayetleri. Özellikle tükürük bezlerinin istilası neticesinde ağız kuruluğu. Bu özellikle gün içinde çok belirgindir. Bazı hastalarımızda böyle konuşurken bile tükürük olmadığı için bir süre sonra hani 2-3 cümle kurduktan sonra hasta yutkunur ve bir su içme gereği hisseder. Özellikle yemekleri çiğnerken, katı gıdaları çiğnerken yani tek başına bir ekmeği çiğneyemez Sjögren sendromlu hasta. Belki bunu başına gelmeyen insanlar anlayamıyorlar ama yemek yerken lokmaların tükürükle beraber yumuşatılması hem yutma fonksiyonu için önemlidir hem de tükürük konuşma fonksiyonumuz için önemlidir. Bunlarda kuruluk olması hastalarda ciddi şikayet yaratıyor. Kadın hastalarımızda özellikle vajinal bezlerin istilası dolayısıyla cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluk olması çok ciddi ağrı yapıyor. Buna biz disparoni deniyor. Bu da kadınlar için oldukça konforsuz bir durum. Yine cilt kuruluğu duştan sonra özellikle hissedilir ki beyaz beyaz pullanma olur. Bu cilt kuruluğu da hastalarımızda çok şiddetli kaşıntıya yol açar ve rahatsız edicidir. Bunlar dış salgı bezleriyle ilgili görülen yakınmaları. Bir de iç organ tutulumu var. Tabii. Başka tutulumları da var. Şimdi romatolojik hastalıklarda her zaman hani romatizma kelimesi insanlarda ağrıyı çağrıştırır biliyorsunuz. Romatizma deyince yok, yağmuru çağrıştırıyor. ama şimdi burada Sjögren sendromunda öncelikli problem dış salgı bezlerindeki kuruluk. İkincil yakınmalarsa eklem ağrıları. Özellikle küçük el eklemlerinde, el bileklerde, dirseklerde, bazen diğer büyük eklemlerde de olabilir. Bunlarda böyle müpem ağrılar var, belli belirsiz. Zaman zaman eklemde şişlik de olabilir ve hareket kısıtlılığı meydana gelir. Mesela parmaklarını hasta sabahları özellikle tutukluk hisseder ve açıp kapatmakta zorlanır. Bu eklemlerinde hem şişlik hem de ağrı görülür. Ve özellikle istirahat halinde kendini gösteren ağrılardır. Hareket ettiğince biraz daha rahatlar. Ama diğer romatizmal hastalıklardaki kadar eklem tutuluşu çok şiddetli değildir ve şekil bozukluğuna yol açmaz.
Şimdi iç salgı bezlerinde de bazen kuruluk olabiliyor ki bunlar bizim açımızdan en önemlisi akciğerler. Şimdi akciğerler biz nefes alıp verirken genişler ve nefes verince kapanır. Biliyorsunuz bunu ağacın uç yaprakları gibi düşünürseniz. Şimdi kapanan alveollerin birbirine yapışmaması için arada bir sıvı vardır zaten. Hepimizde var bu. Zaman içinde bu sıvı miktarında azalma, o akciğer zarlarında bağışıklık sistemi hücreleri tarafından istila edilmesi dolayısıyla nefes verdiğinde bu alveoller birbirine yapışır. Nefes alırken yavaş yavaş açılır, böyle çıtır 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 bir ses çıkar. Hani balon, uzun süre balonu şiş kaldıktan sonra söndürürsünüz ve böyle balon birbirine yapışır duvarları. Evet. Tekrar açmak istediğinizde şişirirken onu böyle çıtır çıtır bir ses çıkar. Aynı akciğerlerimizde aynı şeyler oluyor. Bunun olması da nefes alıp verirken zorlanma ve de kanın yeterince oksijenlenmemesi anlamına geliyor. Kanın oksijenlenmemesi hastada ciddi nefes darlığına yol açıyor ve bir boğulma hissine yol açıyor. Ve hastanın bütün efor kapasitesinde ve günlük aktivitesinde son derece konforsuz bir duruma yol açıyor. Yani Sjögren sendromunda bizim en çok korktuğumuz iç organ tutulumu da akciğerlerde oluyor. Başka rahatsızlıklarla karıştırılıyor mu peki? Elbette ki karıştırılabilir. Yani size gelmeden önce başka bir sürü yerde ulaşılıyordur herhalde. Tabii ki tabii ki. Şimdi mesela göz şikayetiyle hastalar göz doktoruna gidebilir. Öncelikli olarak gözümde yanma batma var kuruluk diye. Kuruluk var, batma var. Acaba kirpik mi kaçtı, şu mu oldu? Hani mu belki oldu? Önce alerji zannedilebilir. Göz sonuçta damlası verilir falan. Evet evet. Yani öyle aslında göz doktorlarımızın. Tedavide de öyle zaten. Aynen. Tedavide de herhalde. Semptomatik tedavide gözyaşı kullanıyoruz. Ama burada önemli olan şu. Göz doktorlarımızın her göz kuruluğu olan hastayı aslında romatolojiyle konsülte etmeleri gerekir. Tabii ki Sjögren sendromu dışında göz kuruluğu yapan nedenler de vardır. Ama hani hastaya bir iki soru sorup ağzınız da kuruyor mu? İşte cildiniz de kuruyor mu? Eklem ağrılarınız da var mı? Gibi yanında böyle bir iki ufak kuruluk, bir iki eklem ağrısı şikayetini özellikle sorarlarsa bu çok önemli. Ben sonuçta toplum bilinci de yaratmaya çalışıyorum. Hani sadece göz kuruluğu, ağız kuruluğu bunların bir arada görülmesi ufak eklem ağrılarıyla beraber Sjögren sendromu düşündürebilir. Dolayısıyla bizim başka uzmanlık alanlarındaki hekim arkadaşlarımızla da bağlantı içinde olmamız gerekiyor. Mesela hasta hiç bunları fark etmemiş olabilir. Göz kuruluğunu, ağız kuruluğunu, eklem ağrılarını. Gerçekten sadece yavaş yavaş ilerlemekte olan bir nefes darlığı problemiyle göğüs hastalıklarına başvurabilir ve eğer göğüs hastalıklarında bu durumun intersiyel akciğer fibrozisi dediğimiz bir şey, bu tanımladığım şey olduğu saptanırsa bunun altında bir romatizmal problem var mı acaba diye romatizma hekimleriyle yani bizlerle konsülte etmeleri gerekiyor. O yüzden birçok uzmanlık alanıyla işbirliği yapmamız gerekiyor. Bayağı karışık bir durum. Aslında evet, romatolojik hastalıklar karışıktır. Yani birden fazla sistemi ilgilendirir. Peki akciğerden başka iç organ tutulumu yapar mı? Evet, bazen periferik sinir sisteminde yapabiliyor. Mesela bazen sinir kılıflarında problem yaratabiliyor ve tek taraflı ya da bazen ellerde, ayaklarda uyuşma, duyu kusuru, bazen tek bir koldaki sinirin tutulmasıyla beraber motor fonksiyon kaybı gibi şeyler yaratabiliyor. Zaman zaman böbrek tutuluşu dediğimiz hafif tipte bir böbrek tutuluşu yapabiliyor. Ama Sjögren'de en bizim dikkat etmemiz gereken organ da akciğerdir. Hastalarımız da düzenli aralıklarla takip ederken mutlaka solunum fonksiyon testlerini yaptırırız. Akciğer kapasitelerini ölçtürürüz ve erken bir problem varsa bunu kontrollerde çok erken yakalamaya çalışırız ki doğru bir şekilde tedavi edebilelim diye. Şimdi az önce hatta siz böyle şey dediniz bana, gözyaşı tutulumu, gözyaşında problem varsa yapay gözyaşı kullanılır diye. Mesela semptomatik tedavi dediğimiz şeyde yapay gözyaşı, yapay tükürük, semptomatik tedavide yeri olan şeyler. Ama onun dışında da romatolojik hastalıklarda kullandığımız diğer ilaçlarımızı kullanıyoruz beraberinde.
Ama şey değil mi? Bunlar semptomatik tedaviler. Semptomatik tedavi haricinde de hastalığı tamamen tedavi edebilecek ilaçlara keşfedebildik mi? Yoksa hala şeyde miyiz? Yani hastalık işte şu dereceye kadar geldi. Bu dereceden sonra daha da ilerlemesin diye ona bir tedavi protokolü düzenledik. Orada mıyız yoksa hastalığı tedavi edebiliyor muyuz? Şu noktadayız. Semptomatik tedavi, romatolojik o bağışıklık sistemi hücrelerinin istilasını engellemeye çalışacak şekilde bir tedavi, romatolojik hastalıklarda kullanılan tedavi. Ama bunun yanında bağışıklık sisteminin neden tükürük bezlerini ya da gözyaşını tuttuğunu aslında cevaplayabilmek lazım. Demek ki yani otoimmünite neden kaynaklanıyor? Yani kendi kendine bağışıklık sistemi hücreleri neden kendi dokusuna zarar veriyor? Bu manada bütün otoimmün hastalıklarda uygulanan ve uygulanılması gereken bir beslenme modeli var. Ki ben bunu hemen hemen bütün romatolojik hastalarıma uyguluyorum. Özellikle hastalarımda glutenli beslenme kesinlikle yasaklıyorum, gluteni. Onun dışında yine romatolojik hastalıklarda hayvansal proteinler, özellikle kırmızı ete karşı reaksiyon olabiliyor. Süt ve süt ürünlerini de kullanımını mümkün olduğunca azaltıyorum. Ama bunu yaparken başlangıçta 6-8 hafta bunların tamamını kesiyorum. Daha sonra birer hafta ya da 10'ar günlük periyotlarla mesela kırmızı eti serbestleştiriyorum. Hastanın buna bir reaksiyonu var mı diye bakıyorum. Eğer bir reaksiyonu yoksa haftada bir gün, haftada iki gün kırmızı et yemesini serbestleştirebiliyorum. Belli bir süre geçtikten sonra süt ve süt ürünlerini deniyorum. Eğer ona bir reaksiyon yoksa o şekilde yapıyorum ama çoğunlukla hastalarımızda gluteni aslında ömür boyu kesmek gerekiyor. Çevresel toksinlerden mümkün olduğunca uzak kalmaları gerekiyor. Keza yani sigarada, alkolde bunlar da çevresel toksinlere örnektir. Bazen de enfeksiyonlar bu tarz problemleri tetikleyebiliyor. O yüzden de bağışıklıklarını güçlendirecek şekilde doğal beslenmeyi öneriyoruz. Peki dış salgıları azaltıyor değil mi? İç salgıları azaltmıyor. Mesela midede bir asit sekresyonu oluyor. Bunlarla hiç ilgisi yok. Orada yok. Tutulum yapmıyor. Yok, tamamen gözdü, kulaktı, tükrüktü, vajinal sıvıydı cilt. Gibi. Evet, evet. Geriye de çok başka bir şey. Bir de ter bezleri kaldı zaten. Onları yapıyor. İşte onlarda da yapıyor. İşte cilt kuruluğu ve şey de yapabiliyor. Ama işte akciğer yüzeyini kayganlaştıran sıvıda da azalma oluyor bu. İşte o yüzden akciğer tutulumu daha belirgin olabiliyor. Bu şekilde. Eğer Sjögren sendromu başka bir romatolojik hastalığa eşlik ediyor ise ki en çok romatoid artrit ve lupusa eşlik eder. Diğer hastalıkla ilişkili ilaçlarıyla beraber hepsinin tedavisini kombine ediyoruz. Beraber mi işliyorlar, çalışıyorlar genelde? Bağ dokusu hastalıklarının temelinde aslında zaten otoimmünite var. Yani bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar vermesi söz konusu. Biz zaten hastalıkları gruplandırırken hangi dokuya ne tür antikor oluşturuyor diye ve hangi şikayetlerle seyrediyor diye bu hastalıkları isimlendiriyoruz. Bazen birbirinden hiç karışmayacak şekilde keskin sınırlarla ayrılabiliyorlar. Ama bazen bunlar iç içe geçmiş olabiliyorlar. O zaman da hani tedavide ona göre şekillendiriyoruz ama organ tutulumlarında özellikle akciğer gibi, böbrek gibi, işte beyin gibi yaşamı tehdit edici, fonksiyon kaybının yaşamı tehdit edebileceği organlarda kullandığımız ilaç tedavileri hani o kadar basit semptomatik tedaviler olmuyor. Daha çok immün süpresif dediğimiz bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar ki bunlar kemoterapi olarak da onkolojik tedavilerde kullanılan ilaçlara çok benzer, çok yakın moleküllerdir. Onları kullanıyoruz. Çünkü baskı kurmamız gerekiyor bağışıklık sistemi üzerinde. O yüzden de biraz ağır ilaç tedavileri gerekebiliyor organları korumak için. Aynen. Az önce sordunuz aslında semptomatik şeyler mi diye
tedaviler mi diye. Kurtulabiliyor muyuz mesela? Yani kesin tedavisi var mı? Evet. Şöyle söyleyeyim, aslında tabii son yıllara kadar bu hastalıkların kesin tedavisi yoktur. İşte şu ilaçları kullanmak lazım, nedenini bilmiyoruz ki kesin tedavi edebilelim gibi evet. yaklaşımlar söz konusuydu. Ama son yıllarda şöyle şeyler var. Hani ben bu arada kendim fonksiyonel tıp eğitimi de alıyorum ayrıca. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Bizim aslında sormamız gereken şey soru şu, hastalıkları tedavi ederken. Neden hasta oluyoruz? Yani nedenini sorgulayıp sebeplerini ortadan kaldırabilecek şekilde davranabilirsek hastalıkları hem engelleyebilmek hem de mevcut hastalıklarımızı geriletebilmek mümkün bakış açısı olarak. Eğer otoimmünitede bizim çevresel faktörlerimizi kontrol edebilirsek, evet genetik yapımızda bir şey değiştiremeyiz. Anne babadan almış olduğumuz genlerimiz var. Ya da bu hastalıklara neden olan yatkınlık genleri var. Bunları kontrol edemeyiz belki ama genlerin dışa vurumunu etkileyen bir takım çevresel faktörler var. İşte geçirdiğimiz enfeksiyonlar var, maruz kaldığımız toksinler var, işte güneş ışınları var, yediğimiz besinler var ya da yeterince yemediğimiz besinler var. Bunlar genetik yapının dışa vurumunu etkileyen şeyler. Dolayısıyla biz çok doğala yakın şekilde beslenirsek, toksinlerden uzak kalırsak, stresi çok iyi yönetebilirsek, yeterince iyi uyuyabilirsek, spor yapabilirsek, bol bol su içebilirsek bunları da kontrol altına almış olabiliriz. Geçen bir hastayla karşılaştım. Sistemik lupus hastasıydı. Sistemik lupus olduğu için de ne toksin uygulaması yaptım ne de hyaluronik asit uygulaması yaptım. Çünkü zaten içeride bir savaş var. Zaten vücut kendi kendine savaş açmış. Bir de ben onlara tuzu, biberi olmayayım dedim. Bu tarz hastalarda estetik yaklaşımlarda tavsiyeleriniz neler olur? Özellikle botoks dolgu yaptırmayı düşünen izleyicilerimize gelsin. Kesinlikle çok iyi bir soru. Otoimmün hastalığı olan kişilerin bu tarz şeylerden uzak kalması lazım. Yani botoksta da çünkü botulismus toksini uyguluyorsunuz. Ya da diğer işte hyaluronik asit. Yani dışarıdan uygulanan her şey aslında antijenik işlev görüyor. Dolayısıyla bu hastalarda zaten bağışıklık sistemi çok nasıl söyleyeyim sürekli teyakkuz halinde. Dolayısıyla bu tarz girişimsel uygulamaları çok da fazla önermiyoruz. Romatolojik hastalığı olanlarda özellikle lupuslu, sistemik sklerozlu, Sjögren'li hastalarda önermiyoruz. Hani belki spondilit dediğimiz omurga romatizması olanlarda çok etkili olmayabilir ama bağ dokusu hastalıkları zaten kadınlarda görülüyor. Zaten estetik girişimlere kadınlar daha meraklıdır. Açıkçası onları çok fazla önermiyorum. Ya da çok hani inaktif, çok uzun süreden beri hastalığı kontrol altında olup da uzun süredir şikayeti kalmamış hastalarımızda küçük dozlarda şeyler belki yapılabilir. Belki. Evet, onu da hekimlerine danışmalılar yani. Romatoloji uzmanımız Doktor Selda Öktem özellikle botoks dolgu konusunda son sözü söyledi. Estetik doktorlarınıza ısrarcı olmuyorsunuz ama programımız da devam ediyor. Takipte kalın.